Roblox. 2004 yılında Dineblocks, 1 Eylül 2006'da bildiğimiz adıyla çıkmış, Steam'le beraber en çok kullanılan oyun platformlarından biridir. Roblox'un içinde istediğin oyunu yapabilme, avatarını özelleştirme, arkadaş edinebilme ve çağırabilme seçeneğine sahiptir. Bu yüzden Roblox'la alakalı tonlarca internet içeriği var. Eski Roblox altın çağını yaşamıştı ama artık ondan bir eser kalmadı. Ortalama Roblox içeriği artık şöyle. Lanet olsun. Günümüz Roblox içerikleri şu anlık böyle ve onların arasında öyle biri var ki. Döneminde veletler hariç resmen tüm internet tarafından nefret kusulmuş şahıs var. Peki kim bu şahıs? Elbette Wukyut Single. Tamam o zaman. Kimdir bu Wukyut Single? Wukyut Single YouTube ve TikTok'ta genelde avatarlarla ve Roblox'la alakalı içerikler yükleyen, YouTube'da 11 milyon abonesi ve TikTok'ta 524 bin takipçisi olan bir Robloxçu. Fakat bu bahsettiğim şu anki hali, geçmişteki hali ise Allah'a emanet. Peki bu kız geçmişte ne yaptı ve bu haline nasıl geldi? Robloxçular onun ne yaptığını biliyordur. O zaman bunu öğrenmek için buzdağın görülmeyen kısmına giriş yapalım. Wukyut Single'ın gerçek adı Arusan Telebergernova ya da kısaca Arusan, 5 Eylül 2006'da Kazakistan'da doğdu. Arusan çok küçük yaştayken YouTube kullanmaya başladı ve YouTube'da video izlemekten çok hoşlanıyordu. Bu yüzden daha 8-9 yaşındayken ilk videolarını YouTube'a yükledi. Sonra bir yüklemeyi bıraktı. Kanalı ve videoları halen duruyor ama kendisini nasıl olarak tuttuğu için ben dahil kimse bilmiyor. Neyse, aradan yıllar geçer. 2019 Aralık'ta koronavirüs ortaya çıkar ve 2021'de karantinadan dolayı herkesin yanında Arusan evine kapanır. Karantinadayken TikTok kullanmaya başlar ve TikTok'ta saatlerce geziniyordu. Ancak evde uzun süre kalmaktan çok sıkılmıştı. Bu yüzden tekrardan içerik üreticisi olmaya karar verdi. İlk başta Minecraft alakalı bir şey üretecekti ama vazgeçti. Sonra ona benzeyen bir platform olan Roblox'u keşfeder ve 30 Haziran 2021'de Roblox'un en büyük skandallarından birisi neden olan kanalını kurdu. Wukyut Single. Wukyut Single, A Roblox Story About Greed adlı videosu ile YouTube kariyerine başladı. Kendisi TikTok'la beraber dikey videolar dağıttı. Ancak bir ayda sadece 30 abone kazanabildi. Yani ilk dönemleri iyi geçmedi. Ama kendisi kariyerinden vazgeçmedi. Wukyut Single, hacker trendi başlayınca araya Roblox hackerları ile ilgili videolar yükledi ve biraz izlendiler. Sonra hacker trendi bitince hackerlarla ilgili videolar atmayı bıraktı. Sonra When I Talk It, When I Want To Give You Robux adlı video yükledi ve 2.500.000 görüntülenince ilk başarısı nihayet elde eder. Şubat 2022'de Robux ve farklı Roblox avatarları videoya çekmeye başlayınca patlar. İlk başta toplam 12 milyon görüntülenme ve 113 bin abone kazanır. Wukyut Single gerçek formülü en sonunda bulmuştu. Artık kitlesinde bulunan kişilerle de iletişim kurmaya başlar. Bu onun psikolojisini fazla etkiler. YouTube ve TikTok kanalı aldı başına gitti ve 1 milyon derken 2022'nin sonlarında 3 milyon aboneye ulaşır. Ailesi ona çok gurur duyuyordu. Ancak şöyle bir sorunu vardı ki kendisi bayağı toksik bir insandı ve cinsellikle fazla ilgileniyordu. Yani sadece toksik ortamları seviyor ve bu yüzden eski Roblox'u cringe sayıyordu. Neyse, Wukut Single bu yolda ilerlerken kendisine 2022'de kurulmuş olan Bloxswap'ten bir tweet ile sponsor gelir. Bir kumar sitesinden. Wukut Single daha çocuk olduğu için ne yapacağını bilemedi ama bu onun ilk sponsoruydu. Sitenin asıl amacı ondan yararlanarak para kazanmaktı. Wukut Single sponsorluğu ciddi ciddi kabul etti ve Wukut Single için karanlık çağa başlamış oldu. Wukut Single 2023'ün başlarında leş ve tıklama tuzağı olan içerikler üretmeye başlar. İlk ürettiği içerikler kumar sitesinden prim kasarak küçük yaştaki kitlesine kumara teşvik etmeye başlar resmen. Yok neymiş efendim, gülmeme challenge, abone ol, beğeni at, şunu yaparsan Robux kazanırsın. Bu tip rezil içerikler ürettiği için ilk tepkilerini almaya başlar. Sonra 27 ve 29 Ocak'ta büyük iki kanalın radarına nihayet girer. Kufi ve KKV420. Bu iki arkadaş onun hakkında ifşa videoları çekerler. Wukut Single, Lisa Gimmick 2.0 olarak eşleştirirler. Çünkü siz de Lisa Gimmick'in ne yaptığını biliyorsunuz.
Neyse. Wicked Single bu içerikle ürettiği için onun gibi kanalların açıkmasına neden oldu. Yani en iyi örnek olarak Rebooted Puppy, Clown Xiao ve Wicked Taken. Rebooted Puppy kendisinin kanser yakalandığını söyleyip insanlardan bahşiş alıp onlara kazıklamıştı. Clown Xiao ise Wicked Single kanser içerikli üretmeden önce de vardı. Ancak sonra 2009 hacker olarak çıktığını söyleyip çok kişi gibi yalan içerik yapmıştı. Wicked Taken ise tıklama tozu olan diğerleri gibi dikey videolar yayınladı. Ancak Wicked Single gerçekten launch konuna kadar indi. Normal videolarında toksik bir cinsel barındıran içerikler, dikey videoların hep dini kullanarak Slender'la hep satanist gösterip seçim için abone beğeni istemesi, sahte özü videosunu kuma sitesiyle tanıtma, bir isim kullanıp yavru kedim öldü diye yalan söylemesi, emi olmayan içerikler, eşcinsellik, hatta ayak fetişi bile yapmıştı. Wicked Single bayağı kötü bir isim ve kanalın Elsa Gate'e dönüştürdü. Artık NSFW'da vardı kanalında. Bir videosunda hayatımı mahveden kişi adlı videosunda öldüren zenci olduğunu söyleyip ırkçılık yapması tekrardan tepki almasına neden oldu. Bu dört kanal böyle leş içerikler ile Roblox tarihinin en zarar verici videolarını yaptılar. Ve Wicked Single bu videolar ile 2023'ün yaz ortasında 6 milyon 500 bin aboneye ulaşır. Fakat Kaka ve 420 9 Temmuz 2023'e böyle bir video atar ve video birkaç günde 1 milyon görüntülenmeyi geçer. Bir sürü insan bu video sayesinde bu sefer Wicked Single gibi kanalları görmüş oldular. Bu yüzden Creekcraft süper teşekkür ile 500 dolar ile onurlandırır. Ve nihayet Roblox içeriklerinde bir ışık görülmüş oldu. Wicked Single, Kaka ve 420 videosunu görünce 19 Temmuz'da ona karşı bir reaksiyon videosu yükler. Kendisi asıl bu video ile patladı çünkü bu video onu sadece çoğu sebepten dolayı rezil edecek bir videoydu ve rezil etti de. Wicked Single'ın yaptığı reaksiyon videosu 90 binden fazla beğenilmeme aldı. Videosu üzerine tonlarca nefret ve kızartılma videosu aldı. Kendisi bayağı ırkçılığa uğrar. Kopyaları da reaksiyon yapmıştı ancak onlar da sadece rezil olmuşlardı ve birisi nefret videosu aldılar. Kızartma meme'i Roblox toplumunda en ünlü meme oldu. Wicked Single bu durum yüzünden Ağustos'un başında özür videosu paylaşır ve yaptığı leş şeylere karşı özrünü kabul eder. Ama büyük bir topluluk bu videonun sahte olduğunu söyleyip tekrardan linç ettiler ve kızarttılar. 8 Ağustos'ta Pack God ve Stick tarafından Discord'da konuşmaya çağrılır. Wicked Single'ı cidden ağlatırlar. You're laughing at me, I lost all my bloody Robux! I'm not laughing, I'm crying. You're laughing at Harold and I lost all my bloody Robux! Bu yüzden kendisi şu gönderiyi atar. Artık Wicked Single'a karşı nefret o kadar büyür ki, nefreti Roblox medyasından çıkıp tüm internete yayıldı. Büyük kanallarla beraber olan aşırı boyuttaki nefret onun akıl sağlığına çok zarar verdi. Artık uyuma ve yemek yeme sorunları çeker. Uyuyamamasının sebeplerinden birisi her gün bunu yapmaktan korkmuş olması ama gece saat 3'ü geçince rahatlıyordu ancak etkisi yoktu. Bu dramalar yüzünden hep ağlıyordu. Ailesi ne oldu deyince yaşadığı durumu söylemeyip iyiyim diyordu. Yani bulunduğu olayı ailesiyle paylaşmıyordu. Twitter'a ve internete girmekten çok korkuyordu. Çünkü Twitter'da her gün 1000 tane kötü mesaj alıyordu ve internet üzerine insana Wicked Single saldırı ve doksama yapmaya çalışıyordu. Dramalar yüzünden hayatındaki en büyük travmasını yaşadı. En sonunda diğer kopyaları ile Roblox ve sosyal medya hesapları kaldırıldı. Bir süre kapalı kaldıktan sonra Wicked Taken'a Chaps'in hesapları ve kanalları tekrardan gün yüzüne çıktı. Ancak bir süre ise buna tepki verdi. Ama ikisiyle Wicked Single bu rezil içerikleri yapmayı bıraktı. Bizim şu an vardığımız kısım, Wicked Single daha önceden yaptığı şeylerden dolayı çok rezil olmuş ama Roblox ve diğer kitleler tarafından bayağı abartılmış bir Robloxçu. Wicked Single geneli tarafından pis bir insan olarak gözükmüş ve anlatılsa da arka planda çok farklı bir insan ama çok kişi Wicked Single'ı insan yerine bile koymuyor.
Sua'dan yaptığı içerikler sadece para, kendisi çok toksik ve görüşü genel tarafından beğenilmese de aslında bu Kurt Single iyi bir insan. Onu bu hale getiren şey aslında Brooks Phillips sitesi. Dediğim gibi şirket ondan prim kasarak para kazanmaya çalıştı. Vukut Single'da para tutkusunu düşünce en korkunç rollboxçulardan birisi oldu. Yani adalet halen yerini bulmadı. Zaten bu bilgiyi sonradan bu video ile öğrendik. Asıl nefret edilmesi gereken kişi Brooks Phillips çünkü bunun sorumlusu o. Roblox'taki uygunsuz içeriklerden bahsedecek olursak Roblox sadece parayı koklayan bir firma. Roblox'ta bir sürü ruh hastası ve insan dolaşmakta. Roblox biyografisini silmekte başka bir şey yapmıyor. Roblox'ta sadece 30 bin moderatör var ve bu çok düşük bir sayı. Roblox eskiden çok oynardım ama artık geçmişte kaldı. Platformun eski zamanlarını halen özlüyorum. Yok neymiş UGC, artı 18 yerler ve animasyonlar, sanal sevgililer, istismar, kötü etkinlikler, trendden yararlanmaya çalışan oyunlar, oyun yayınlanmadan önceki kontrol Roblox serinin oyun yapımcısının yapması ve ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmemesi platformun çöküşü sürükledi. 2007'ye kadar Roblox özelliği olmayan Roblox, şimdi bu bahsettiğim çocuğa uygunsuz şeylerden dolayı Türkiye'den yasaklandı resmen. Neyse, Roblox'un ve Arusan Trebigernova'nın geleceğini sadece Allah bilir. Ve son.